Herkese selam arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra Minecraft'ta pregame kodlama videosu atıyorum. Evet, uzun zaman oldu farkındayım. Ama bu kadar uzun süreye değecek bir şekilde geliyorum. Nedeni ise gençler, bu sefer serimizde Java değil Kotlin kullanacağız. Bu seriyi takip ederek pregame kodlama becerilerinizi geliştireceksiniz ve bunun yanı sıra Kotlin gibi güzel bir programlama dilini de öğrenmiş olacaksınız. O zaman yavaştan başlayalım. İlk olarak arkadaşlar bu seriden tam başlamadan önce bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Java'dan bile fazla video yayınlayacağımı söylüyorum size, haberiniz olsun. Çünkü çok fazla konu buldum. Yani Java serisinde genelde konu video günü içerisinde geliyordu aklıma. Böyle yayınlıyordum. Bu sefer direkt konuları teker teker gün gün ayarladım arkadaşlar. Bu yüzden bu kampı takip ederek plugin kodlama becerinizi artıracaksınız ve bunun yanı sıra Kotlin gibi bir programlama dilini öğreneceksiniz. Bu videoyu ve bu videoları programlama dili hiç bilmeyen arkadaşlar için de ayarladığım için yani biraz uzun ve detaylı olacak bilginize. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. IntelliJ IDEA kurulumunu ve JDK kurulumunu bilmiyorsanız kartlarda şu an videolar var. O videolara gidip kurulumları tamamlayın. Kurulumları tamamladıktan sonra sizler için GitHub'da böyle her video sonrasında küçük bir guide hazırlıyorum. Bu guide'leri de GitHub adresinden okumayı unutmayın arkadaşlar. Bakın yani GitHub adresimi de bu guide'i de aşağıya koyacağım ki sizler de bundan yararlanabilin. Yani burada mesela bu videoda listener'lar göreceğiz. Burada küçük bir listener örneği yaptım. Sizler de bu örneği bakarak bu sayede öğrenmiş olacaksınız. Maile gidelim ve şöyle bir yapısı var. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak burada file'dan new diyoruz ve new projemizi açıyoruz. İlk olarak normalde Minecraft eklentisi üzerinden otomatik indirmeler yapıyorduk. Burada böyle bir şey yapamayacağız. Her şeyi kendimiz kurmamız lazım. Yeni bir proje kurarken ismini kendinize göre verebilirsiniz. Ben bu videoda video series ya da video series ya da video series diyeyim ya. Abartmaya gerek yok. Burada arkadaşlar video serisi diyoruz. Timur'un 1.8 JDK'ya farklı JDK'larda kullanabilirsiniz. Ben çok çakışmayacak, her sürümde çalışabilecek bir JDK kullanıyorum. 1.8'i. Bu JDK'dır, Minecraft server sürümü değildir. Önce bunu bir öncelikle kafanızdan çıkarmanız lazım. Çünkü arkadaşlar bu JDK sürümüdür, Minecraft'ın sürümü değildir. Bakın lütfen, çünkü önceki serimde bunu sürekli Minecraft sürümüyle karıştıranlar var. Kesinlikle Minecraft sürümü değildir, bu Java'nın sürümüdür. Burada gençler artık Advanced Settings'e girip burada biz Group ID'miz, paketimizi yapacağız. Ben Devwinkle falan kullanıyorum. Artifact'ıma ise video serisi diye otomatik zaten giriyor. Sonrasında Maven seçiyoruz. Gradle ve Intel'i şu anlık bizim konumuz değil. Maven üzerinden sizlere anlatacağım. Crit diyorum. Crit dediğimde this window diyebilirim. Ve o projenin açılması bir bilgisayar hızınıza göre değişir. Ben de bir, siz de 5, başkalarında 10 dakika sürebilir. Ben de daha kısa sürdü. Çünkü önceden ben Kotlin kütüphanelerini indirmiştim. İlk açılışta siz de Kotlin kütüphanelerini indirecektir. Bu yüzden açılış hızı biraz yavaşlar. Burada gençler böyle bir solda bir project yeri var. Burada src yani bizim kodları yazdığımız kaynak dosyası var. Biz burada main'e tıklıyoruz. Ana kodlarımızın bulunduğu yer. Kotlin'e tıklıyoruz. Ve bir tane new diyoruz. Java class demiyoruz. Kesinlikle Kotlin class diyoruz. Buraya ben plugin'in adını yazabilirim ama öncelikle paketi de girmem lazım. Direkt paketi ben buradan çıkıp class'tan package olarak oluşturabilirim. Ya da gelip burada class ya da bir saniye gelip burada dev binglehan derim. Sonra bir nokta koyarım. En son noktadan sonrasında class'ımın, sınıfımın, kodlarımın yazacağım yerin ismini girebilirim. Ben buraya şunu diyorum. Video serisi. Class'ımı oluşturdum. Böyle bir class oluşturuyor. Kotlin'de Java'dan farklı olarak sonunda herhangi bir işaret koymuyoruz. Direkt böyle giriyoruz. Ekstra olarak biz şimdi bunun bir plugin olduğunu belirtmemiz lazım. Bunun için çift nokta koyuyoruz ve buraya diyoruz ki Java plugin.
Bunu dedikten sonra bunu giriyoruz ve üzerine gittiğimizde bir import işlemi isteyecek bizden. Tabii ki de istemeyecek. Neden? Çünkü biz daha Simgold kütüphanesini yüklemedik projemize. Onu da yükleyelim. Geldik gençler buraya. Simgold Melon yazıyoruz ve kütüphaneye anında erişiyoruz. Bu kütüphaneye, bu sayfaya Google üzerinden geldiğinizde burada gençler dependency bölümü var. Onu bir kopyalayalım ve tekrar IntelliJ'imize geri dönelim. POM XML var. Oraya geliyoruz. POM XML bizim Maven kütüphanelerimizi yerleştirmemiz için kullandığımız yer. Buraya geliyoruz. Dependency var. Dependency'yi buraya ekliyoruz. Sürümü ekleyelim. Ben 1.8.8 kullanacağım. O yüzden 1.8.8 kullanıyorum. Yukarıya geliyorum. Yukarıda ise repository var. Onu da kullanmam lazım. Buraya eklemem gerekiyor. Onu da yukarıya geliyoruz. Repository'nin altına yerleştiriyoruz. Maven Central'ın altına. Ve Maven'ımızı sağdaki düğme üzerinden yeniliyoruz. Eğer ki o düğme sizde çıkmadıysa projeyi sağ tıklayın. Sağ tıkladıktan sonra Maven'a gelin. Reload Project deyin. Yani böylece ekleyebilirsiniz. Sonra Java Project'i diyor ki Java plugin üzerine gittiğimizde artık bizden import simgesini gösteriyor ve bizler artık import edebiliyoruz. Tamamdır. Import işlemi bittikten sonra gençler, şimdi sırada o plugin açılırken ki komutları girmek olacak. Plugin açıldığında konsola bir yazı girmesini isteyeceğiz. Plugin active diye. On diyorum, override function, on enable geliyor. Bu bizim Java'daki public void on enable, on enable'a tekabül geliyor. Burada override gibi bir annotation yok tabii ki de. Bunun annotation nedir bilmiyorsanız, bu Java'nın konuları. Eğer ki Java bilmiyorsanız buraları pek dikkate almayabilirsiniz. Şimdi başlayalım. İlk olarak logger'a gidiyoruz. Bizim konsol logger'ımıza. Logger yazdığımda zaten direkt erişmiş oluyorum. Info diyorum. Bir bilgi vermem lazım. Bir mesaj vermem lazım. Diyorum ki bizim video serisi eklentisi aktif yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra ise ne yapacağız gençler? Event eklemeye çalışalım. Peki event nasıl ekleyeceğiz? Pek bir farkı yok. Bunun için yeni bir class oluşturabiliriz. Ya da ilk video olduğu için sizlere bu videoda class oluşturmayacağım. Bunun yerine ben buraya dahil etmek istiyorum. Bunun için listener diyorum. Ve aşağıda org bucket event var. Yani bu Java plugin'in yanına bir virgül koyuyoruz. Listener yapıyoruz. Yeni bir class dahil edelim. Bunu dedikten sonra arkadaşlar artık buraya listener'ımızı koyduk. Şimdi listener ekledikten sonra arkadaşlar fun on brick diyorum. Sonra brick event diyorum. Sonra block brick event diyorum. Import ediyorum block brick event'i. Sonra bunu kapatıyoruz. Artık arkadaşlar block kırma event'ini dahil ediyoruz. Sonra tabii ki de bunun buraya bir tane event handler annotation'ını eklememiz lazım ki bunun bir event olduğunu belirtmemiz lazım. Şimdi bu bloğu kurana ben bir mesaj göndermek istiyorum. Brick event send message var. Tabii ki de player'a önce gitmemiz lazım. Sonra player'a bir mesaj gönderiyoruz. Brick event.player diyoruz ve send message'da mesaj gönderebiliriz. Buraya diyorum ki blok kırdı diyoruz. Ben bunun yanı sıra ne eklemek istiyorum? Ne ekleyebiliriz? Tabii ki de ekstra olarak damage event'ini değiştirmek istiyorum. Hiç hasar almamasını istiyorum oyuncunun. On damage. Damage event entity damage event. Sizde pek gözükmeyebilir. Bu kod dinle alakalı bir durum. Ekstra buna body de eklememiz gerekiyor. Şimdi diyorum ki damage event set senseless, bakın is senseless var, set senseless var, is senseless true. Burada set gibi bir Java'daki gibi kullanmıyoruz. Burada direkt is senseless'ı true yapıyoruz. Eşit diyoruz. Sonrasında ise arkadaşlar ben mesela damage event'i kapattıktan sonra bir de event'ın olduğu entity, yani yaşayan entity'ye bir mesaj göndermek istiyorum. Ona diyorum ki hasar aldın. Ama
iptal edildi yaz. Şimdi bunları dedikten sonra benim artık bunları server'a eklemem lazım. Nasıl peki? Gel server ya da server biraz Java'dan ötürü alışkanlık olmuş. Yavaş yavaş onları da gideririz. Plugin Manager, Register Events, Tease ve Tease diyorum. Çünkü Tease neden diyorum? Plugin class bu, listener da bu. Bu yüzden Tease Tease demem lazım. Artık bu eventleri ekledim. Şimdi ben bunu ekledim, ne güzel kullandım. Peki ben bunu dışarıya nasıl aktaracağım? Dışarı aktarmadan önce bir resource'ı sağ tıklıyoruz. Buna bir plugin YML ayarlamamız gerekiyor. Plugin nokta YML diyoruz. Buraya diyorum ki önce plugin'in ismi, name, ne olsun, video series. Main'e geliyoruz. Main'e diyorum ki dev bingulhan nokta, bak dev nokta bingulhan nokta video serisi. Dev nokta bingulhan nokta video serisi version bir 0.1.0 olsun. Description video serisi plugin. Şimdi bunları dedikten sonra arkadaşlar artık dışarı aktarmaya hazırız. Burada çok önemli bir konu var. Lütfen kulaklarınızı iyice açın ve dinleyin. File'e geliyoruz. Project Stretcher'a tıklıyoruz. Burada artı kısmımız var. Burada artıya basıyoruz. Jar var. Jar'a tıklıyoruz. Sağ empty'nin aşağısına from modus with dependency var. Ona tıkladıktan sonra burada herhangi bir şey seçmiyoruz. OK'ye basıyoruz. Şimdi arkadaşlar sizler eğer ki bu 5 hatta kaç kütüphane? 5 kütüphaneyi indirmezseniz, kullanmazsanız, dışarı aktarmazsanız maalesef ki bu plugin çalışmaz. Yani direkt böyle geliyoruz. Bu biraz Java'ya göre boyutunu arttırır. Haberiniz olsun, plugin'in boyutu bir tık artmış olacak. Bir 600-700 kilobayt gibi bir boyutu olacak. Yani bunu da Kotlin kodlayacaksanız böyle olmalı. Şimdi arkadaşlar bunu buradan geldim. Burada Project Stretcher'da bunu apply dedim. OK'ye bastım. Sonra build'e tıkladım. Build artifacts'tan bu console app yazıyor. Neden böyle yazıyor? Çünkü bizler bunu console app diye kaydettik. Bunun ismini diyelim ki video serisi. Apply diyoruz. OK'ye basıyoruz. Build diyoruz. Artifacts'tan build ediyoruz. Artık gençler server'da kullanmaya, denemeye hazır bir pluginimiz var. Buraya geldiğimde zaten burada Console app'in aşağısında bir video serisi var. Video app'i var. Gençler nerede o? Biz yanlış yere mi kaydettik bunu? Bir bakalım. Video serisi jar. Build ederim hemen. Sunucular 1.8. Allah Allah. Console app. Bu console app'i bir silerim. Ondan ötürü mü böyle kaydediyor? Tam anlamış değilim. Allah Allah. Böyle IntelliJ'in bazen hatalar olabiliyor. Tam hata mı ben de bilmiyorum. Yanlış yaptığım bir yer mi var? Muhtemelen buraya console app yazmadığından ötürü dışarı aktarmıyor. Yine console app olarak aktardı. Ne garip. Neyse zaten aynı plugin arkadaşlar. Sizler proje ismini düzenlemeyi unutmayın kesinlikle. Dediğim gibi nivlerken. Neyse başlasın plugin. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar slash plugin yazalım ve plugin gelmiş mi ona bir bakalım. Video serisi pluginin yüklendiğini görebiliyorsunuz. Yukarıya gidiyorum. Yukarıda video serisinin video serisi eklentisi aktif diyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar burada benim ekstra birkaç plugin var. Onları bir sileyim ki oyunu kullanabilelim. Şöyle yakında güzel projelerim var. Bunları da yakında ben Discord'dan ve GitHub üzerinden duyurmuş olacağım. Haberiniz olsun. Açılsın plugin ve sizlerle birlikte blok kırmayı deneyeceğiz. Ekstra çok deneyeceğimiz şey var. Hadi gelelim deneyelim. Şöyle hemen server'ına giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle dünya yüklenmesini bekliyoruz. Yüklendi. Şimdi ilk olarak bir blok kıralım. Blok kırdığımızda blok kırdım diye herhangi bir ekstra bir şey göndermiyor. Benim biraz bilgisayarım yavaşladı. Hem video kaydını hem de kodlama hem de server'ı açtığım için bilgisayar üzerinde. Tabii ki de o ne yapsın yani. O da bir makine insan diyecektim bir yerde yani neyse. Bunu kırdım blok kırdım diyor. Şimdi bir demeç alalım. Nasıl alacağım pek bilmiyorum ama bakın hasar aldın ama iptal edildi diyor gördüğünüz gibi. Demeci de engelledik. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu ilk video oldu. Bu ilk videoda sizlere bunu az çok anlatmaya çalıştım. Umarım bu seriye güzel bir ilgi olur.
bu seriyi devam ettirmeyi, bu seriyi gerçekten güzel yerlere getirmeyi düşünüyorum. Nasıl Minecraft Türkiye'de plugin kodlamayı az çok insanlara sevdirdiyse, Kotlin üzerinden de kodlamayı sevdirecek.